Normalde büyük kızları bence gayet çekip çevirir işi. Neslihan. Affedersiniz, kızımla konuşabilir miyim biraz? Kardeşin telefonlarımı açmıyor. Nerede bu? Baban çok gergin. Babam her zaman gergin anne. Zıtlaşma şu adamla. Ben orta yolu bulmaya çalışıyorum. Benimle zıtlaşan o. Bir sürü influencer topladım anne. Şirkete değil, haraya çağırdı. Hara ne demek mesela? Ha? Sen bence akşam... Ne yapıyorsun anne? Bir şey anlatıyorum burada, duyuyor musun beni? Kızım, Zafer gelmediği için baban daha çok kuduracak. Ona ulaşmaya çalışıyorum şu anda. Niye anlamıyorsun? Tabii ki dinliyorum seni. Öyle mi? Ne dedim en son ben? Evet, en son ne söyledim? Zafer'i desteklediğin kadar beni desteklemiş olsaydın şu an şirketin başındaydım. Aşk olsun kız, aşk olsun sana. Sen babanın erkek evlat takıntısı olduğunu bilmiyor musun? Neslihan ağzıyla kuş tutsa ne anasına ne babasına yaranamıyor. Güzelmiş. Bunlar bayağı kalabalık bir aile. Arkadaşlar, sizi kısa bir süreliğine bekleme alanına alacağım. Orada atıştırmalıklarımız var. Bizi beklerken onlardan tadabilirsiniz. Yardımcı olur musun? Buyurun. Hadi bence geçelim. Ek bütçe çıkarmışsın Katar için. Kime sordun? Benim haberim yok. Kriz anında komut beklemem biliyorsun. Dün gece beraberdik, sorabilirdin. Bakalım bu yaptığını babam öğrenince ne yapacak? Sen niye onu düşünüyorsun ya? Sen kafana takma onu, sen kendi işine bak. Organizasyonuna bak sen. Babamı ben göğüslerim. Babacığım, arkadaşlar, tanıştırayım Hamit Bey. Hoş geldiniz. Ne güzel pırıl pırılsınız. Halimin kusuruna bakmayın. Benim içimdeki köylü durmaz. Paçak asnak işe dalar. Estağfurullah. Merhabalar Hamit Bey. Sizinle tanışmak büyük bir şeref. Merhaba. Evet. Öncelikle beni kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hemen kısaca neden burada olduğumuzu açıklayayım. Şirket öykümüzü biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden lafı çok uzatmayacağım. Şu anda yeni ve çok heyecan verici inşaat projelerimiz var. Güçlü bir reklam kampanyası başlatacağız. Düşündüm ki televizyon, gazete tamam da yeni reklam kampanyamızda neden yeni çağın medyasında da olmayalım? Evet. Sosyal medyanın gücünü yok saymak körlük olur da. Ben de bir araştırma yaptım. Dersime çalıştım yani. Ve enteresan sonuçlar elde ettim. Mesela Gamze Hanım mıydı? Evet Hamit Bey, memnun oldum. Tebrik ederim. 400 milyona yakın izlenmeniz varmış. Evet, evet. Büyük bir emek. Ancak işbirlikçilerinizin satış rakamlarına bakınca alıcı kitleniz izleyici kitlenizden oldukça farklı Gamze Hanım. Yani ben öyle düşünmüyorum. Daha yeni süpürge tanıtımı yaptım. Markadan çok olumlu dönüşler. Süpürge? Evet. Yanlış anlamayın. Burada kimseyi eleştirmiyorum. Ayağınıza sağlık. Kalkıp gelmişsiniz. Kızımı kırmamışsınız. Sağ olun. Ancak bir sistemin tam olarak oturması için önce kendi çöplerini yaratması gerekir. Sonra da onları temizlemesi tabii. Bence sosyal medya daha çöp yaratma evresinde. Zaten büyük yatırımcı yatırım yaparken değil, bir şeyleri satarken sosyal medyadan destek alır. Yani ben de biraz daha oturmuş sistemden yararlanmaktan yanayım. Ama sen illa deneyelim diyorsan, durumu aramızda değerlendiririz tabii. Sizlerle tanışmak keyifliydi. İkramlarımızın tadını çıkarın lütfen. Dedi, duydun mu? Resmen çöp dedi.
Sen herkesten önce dünyanın nereye gideceğini okuyarak buralara gelen adamsın. Dünyanın döndüğü arenaya çöp dedi. Onur bunları getirmiş olsaydı ne diyecekti? Daha önce görmedim ben bu kızı. Nereden çıktı da bir anda böyle ailemizin kahramanı oldu anlamadım. Sen çalışmaktan kendini görüyor musun acaba? Söyleyene bak. Yani evden kaçmak için neredeyse Afrika'da aşevi kuracağız. Ben en azından çabalıyorum. Benim gibi yap, yarışma. Hoş geldiniz. Ailemizde haftanın yükselen yıldızısınız. Estağfurullah. Ümit. Melis, memnun oldum. Ben de memnun oldum Melis. Neslihan. Memnun oldum Melis. Oraya bırakırsın Gamze. Nesli, babanın ağzı kulaklarında kızım. Bige'nin ailesiyle ilgili ortaklık planları yapıyor. Geçmiş olsun. Bana niye yükseliyorsun anne? Ben mi yaptım Onur'la Bige'nin arasını? Onur babanı yerine almak için nasıl da çalışıyor bak. Görmüyor musun? Göya Bige'ye aşıkmış. Ne aşkı ayo? Sinsi şehzade. Resmen ayrıldığı kızı gitti aldı geri getirdi. Koltuk için ne gerekiyorsa yapıyor diyorum. Uyuyun siz daha. Siz uyuyun mu? Evet. Ben uyuyor muyum anne? Uyuyorsunuz kızım. Geçen gün burada ne diyordu Zafer'in? Ha? Evlenme işi bana kalacak diye korkuyordum deyip kahkahalar atıp tebrik eden ben miyim anne? Bak bu saat olmuş. Nerede Zafer? Yok. Ben neredeyim? İşimin başında. Benden daha ne istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Rahatınızı bozmayın kızım siz. Ben şimdi telefon açacağım. Onur'a kırmızı kadife bir halı yaptıracağım. Siz uyuyun kızım. Hiç rahatınızı bozmayın olur mu? Günaydın baba. Bana öğlen oldu kızım. Rüstem Bey'le bir toplantım var. Ondan biraz ağırdan aldım. Ben de işle ilgili birkaç telefon görüşmesi yaptım. Sonra annemle karşılaşınca geciktim aslında. Evet evet tam çıkacaktı. Ben oyaladım kızı. Neyse imar konusunda umarım iyi haberler alırsın baba. Toplantıya da moralin yüksek gelirsin. İşle ilgili kararlarımı moduma göre mi alıyorum ben? Hı? Yani ben öyle bir şey demek istemedim ama. Hadi kızım, hadi. Neyse görüşürüz. Bekle. Bir saniye bekleteceğim sizi. Seçil bu ne? Bu ne bu? Ya bunları çıkaracaksın demedim mi ben sana? Yani ben kontrol etmesem böyle mi getireceksin bana bunu? Hemen yeniden çıktısını al gel. Aa, affedersiniz ben dün düzeltmeleri yaptım. Hemen. Hemen hallediyorum. Ben size birazdan dönüş yapacağım. Kaç, canını kurtar, kaç. Kaç. Zafer, git başka yerde dalganı geç. Şu an senin rahatlığını çekecek durumda değilim. Allah Allah ya. Ya ben hepinizin her dakika, her saniye bir gerginliğini çekiyorum da bir şey demiyorum. Annem ayrı evde yapıyor, sen burada ayrı abla. Lütfen kuzum, bari sen yapma. Azıcık yenilikçi ol. Ne demek istiyorsun Zafer? Yani... Yani babam diyorum hep eski usulde çalışıyor yani tamam. Çok güzel şeyler başarmış doğru çalışmış mücadele etmiş ama artık çağ değişti. Yani bununla beraber yatırım matematiği de değişti. Hmm. Sen de dün gece yeni nesil matematik sorularına çalıştın herhalde Hande'nin partisinde. Görürsün neye çalıştığımı. Yani Zafer neyin peşindesin? Utanacaksın kendinden. Pişman olacaksın bu dediklerinden. Zafer özür dilerim diyeceksin. Kusura bakma diyeceksin. Hamit Bey geldi Neslihan Hanım. Okey. Hadi ben varım. Okey süper hadi. Süper. Benim karşı olduğum enerji değil ki. Hatta bu konuda hazırladığım bir rapor var. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. O zaman hala neyi tartışıyoruz? Çünkü finansman problemi var. Çok kala dağılmadan önce elimizdeki pürüzleri toparlamamız lazım. Toplantının asıl kısmı bitmiştir arkadaşlar. İşlerinize bakabilirsiniz. Belli ki bu inatlaşma sürecek. Gelecek burayı yakıyor. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Sağ olun, sağ olun. Aa Neslihan Hanım. Merhabalar, ne hoş bir sürpriz. Merhaba Melis Hanım. Bir sunum dinlemeye gelmiştim ama siz de herhalde... Evet, evet. Ben de size bahsettiğim proje hakkında yatırımcılara sunum yapıyordum. Ne güzel. Aslında sizi de davet etmeyi çok istemiştim ama o gecenin sürprizinden sonra masayı bir de işle vermek istedim. Çok pardon. Telefonu açınca da durmuyor. Tamam.
Öğleden sonraki toplantım şu an iptal oldu. Sizin de eğer vaktiniz varsa bu projeyi ben de bir dinleyeyim. Yani en azından kabaca. Öğleden sonra boş benim değil mi? Boşalttım. Boşaltmıştık. Tamam, harika. Hemen anlatalım biz sizlere. Tamam. Yani aslında diğer yatırımcılarımızla gizlilik sözleşmesi yapmıştık ama siz yabancı değilsiniz nasılsa. Buyurun, oturun. Yani aslında tam olarak bu şekilde. Evet, güzel bir moda yapıymış. Fikri sevdim. Ama sanki muadilleri var gibi. Evet, evet vardır muhakkak. Ama bizimki kadar detaylı ve kapsamlı yardımcı olanı yok. Ben özellikle hepsini inceledim, denedim. Ve özellikle de ihtiyacı bulup kullanıcıyı ona göre yönlendirmesi satış ayağını da güçlendiriyor. Yani bizim uygulamada biraz kazan kazan durumu var. Hayırlı olsun. Bence önü açık bir proje. Tebrik ederim. Müsaadenizle ben yavaştan kalkıyorum. Bunlardan alabilirim tabii ki, tabii ki. Alın istediğiniz kadar. Çok pardon. Akşamki toplantı için arıyorlardı. Bir açsam olur mu? Tabii, tabii. Efendim? Evet. Aa, öyle mi? Tabii ki, tabii ki Elvira Hanım'ın gelmesinden onur duyarım. Tamam, nasıl yapalım? 7:30 diyelim mi o zaman? Tamam, tamam. O zaman 7:30'da görüşürüz. İyi günler. Elvira Kileç mi? Evet. Tanışıyor muydunuz siz? Neyse. Tekrar hayırlı olsun. Umarım istediğinizi elde edebilirsiniz. Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ailenize de selamlar. Gerçi Onur Bey'i gördüm sabah. Çok güzel bir jestti. Ne jesti? İstanbul koşusunun kazancını vakfa bağışlamaya karar verdi. Beni de davet etti de. Evet, evet. Ne kadar ince düşünmüş değil mi Onur? Evet, beni de çağırmıştı ama tabii zaman bulamadığım için gidemedim. O zaman fotoğrafları gösterseniz Melis Hanım. Var mı? Bakmak isterim. Tabii, göstereyim. Buyurun. Harika. Bu fotoğrafı alabilir miyim sorun olmazsa? Yani babama göstereceğim. Onur böyle şeyleri çok saklar. Tamam tabii, yollayayım hemen. Tamam, açıyorum Eğri. Geldim, teşekkürler. Görüşürüz. Hayatım, müsait misin? Ben çok müsaitim. Hayır, oraya gelebilecek kadar değil. Tamam, sözüm olsun. Anlaştık. Şimdi bana bir yardımın lazım. Bak, sana bir fotoğraf yolladım şimdi. Bunun haber olup yayılmasını sağlar mısın benim için? Ama ucu bana dokunmadan. Anlaştık. Öpüyorum. Sana gönderdiğim haberi açtın mı? Ben de ona bakıyordum şimdi. Ne alaka bunlar böyle yan yana? Sence? Hadi keyfini çıkar harikacığım. Tamam. Onurcuğum. Haberleri gördüm. Tebrik ederim. Yine ortalığı sarsmışsın. Senin bu işle bir ilgin var mı? Yok artık. Dalga mı geçiyorsun? Sen bence benimle kafayı bozdun. Ne bileyim, sosyal medyacılarla falan içli dışlı olan sensin. 7/24 seni takip ettirmiyorum Onurcuğum. Hem nereden bilebilirim ki senin orada olduğunu? Bak, sana güzel bir fikir vereyim. Bu Melis bir startup projesi peşinde. Bence seninle görünerek reklamını yapmış olabilir. Bence bir de olayları buradan düşün. Ve sonunda konuştu Pollyanna'mız. Konuyu kapatmıştık. İzin verirsen baba son bir şey söyleyeyim, öyle kapatalım konuyu. Bugün Melis Hanım'la birlikteydik. Daha doğrusu toplantı ağustada karşılaştık. Sunum yapıyordu. Bana da kabaca anlattı fikrini. Bu startup nedir Allah aşkına Hamit'ciğim? Ben çok merak ediyorum. Nedir? Yani kapsamlı bir moda uygulaması. Moda. Hı hı. Yani bence ticari bir değeri var gibi görünüyor. Moda uygulaması mı? İlk defa duyuyorum.
Mutfaktan kafanı çıkarabilirsen hayatta neler oluyor görebilirsin Ümitciğim. Yani günlük kombin yapmakta sıkıntı çekenlerin kullandığı bir uygulama. Yani Melis'in anlattığına göre. Yani bizi ilgilendirmeyen işler. Ben zaten senin düşünceni bildiğim için baba, Fikri sevsem de ilgilenmedim. Ama hilecilerin bu uygulamayla ilgilendiğini duyunca belki dikkatini çeker diye düşündüm. Merhabalar Neslihan Hanım. Merhabalar. Hayırlı olsun. Gecenin güzel haberi oldu sanırım. İyi ki karşılaşmışız bugün. Kesinlikle. Ümitciğim, fırsat bu fırsat. Göster kendini. Show must go on. Bora. Tatlı yiyeyim. Tatlı konuşun o zaman. Bay bay. Güzel ama. Ya gidiyorum deme sakın. Ben de seni bu sıkıcı partiden kurtarmaya gelmiştim. Yarın sabah işi varmış Sefer'cim. Öyle mi? Kutlanacak haberlerim var. Babamla konuştum, eğer sen de kabul edersen bizim şirkette sana bir ofis açalım diyoruz. Hem kendi ofisini kurmak için de acele etmemiş olursun. Ne dersin? Çok ince bir teklif gerçekten. Ama ben size yük olmak istemem aslında. Yok ya, ne yük olur mu Önce? Tam tersi, işimiz kolaylaşmış olur. Hızlıca başlamış oluruz. Hem eğer istersen birlikte konsepti de ayarlarız. Ne dersin? Tamam. O zaman ben bunu bir düşüneyim, olur mu? Olur. Seçil, babamın asistanıyla organize oluyorsun hemen. Bütün programlarını kaydırıyorsun. Sakın süre verme doktoruyla konuşmadan, çünkü bir iki gün sürebilir bu durum. Biz şimdi babama özel çıkıştan çıkardık. Haberin yönetim katında kalmasını sağlayın. Asla dışarı sızdırılmasın. Anlaştık mı? Tamam. Herkese söylüyorsun. Benimle kontak halinde olacaklar. Bütün planlamaları ben yapacağım. Tamam. Hemen dediklerimi yap. Ne oldu? Onur, bana ters ters bakacağına cevap ver. Ne oldu? En son sen çıkmışsın odasından. Tartıştınız mı? Niye fenalaştı babam? Arif hocam, bindiniz mi? Ne ameliyatınız var? Babamınki kadar hayati mi? Bana öyle gelmedi çünkü. Ekibinize devredebilirsiniz. Helikopteriniz gelmek üzere. Daha fazla telefonda zaman kaybetmeyelim. Bir de gelemeyeceğini falan mı söylüyor? Biz tonla para ödüyoruz bu adama. Bir de babamın arkadaşı olacak. Ne demek öncelik sırası? Tabii ki babamın. Gerekeni söyledim ben. Geliyor. Alo anne. Evet, ambulansın arkasındayız. Siz? Tamam. Arif Hoca da yolda. Geliyor. Ben bu kadar acil müdahaleyi anlamıyorum. Sen kafana göre nasıl müdahale izni veriyorsun Onur? Ha? Annem var burada yetkili. İnsanlar sana kaç kez daha izah edecekler durumu? Bırak işlerini yapsınlar Neslihan, yeter. Annem buradayken sen izin veremezsin, anladın mı? Peki kusura bakma, sen ne gerekiyorsa yap. Dün gece gönderdiğim maili dikkate almamışsın. Hemen düzenlemeleri yapıyorsun, yeniden gönderiyorsun maili. Anlaştık mı? Tamam, söylerim. Sen önce benim söylediklerimi yap. Arayacağım tekrar. Bir şey olursa sen de ara. Sevda, işleri aksatma. Duydun mu? Onur, asistanın ulaşamıyormuş sana. Ben gerekli talimatı verdim. Sen benim işimi takip etme. Hatta hiçbir şey takip etme. Biz Ferdi'yle hallederiz. Telefonunu açmadan mı ilgileniyorsun? Evet, açmadan hallederim Neslihan. Şu an burası önemli olan. Şirket batmıyor. Ümit, senin bugün restoranda çok önemli bir grup yemeğin yok muydu? Ha? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Abim bitti, bana mı sarıyorsun şimdi? Ya sen bir kendine gelir misin artık, rica edeceğim. Sinirlerimizi bozuyorsun iyice. Siz bir kendinize gelin. Farkında mısınız? Ya silkelenin biraz. Öyle evine çevirdiniz burayı. Sen, Ümit, babama res çekip bu restoranı açmadın mı? Ha?
Şimdi onu bahane ederek burayı batırırsan ne olur biliyor musun? Babamın dilinden kurtulamazsın. Zor günde ayakta kalamadınız der. Ne oluyor ya? Hepimizin burada durmasına gerek yok. Anladınız mı? Sen de işinin başına dönüyorsun. Yürü. Şirkette aksatamayız. Duydun mu? Babamı çünkü çok... Ümit haklı. Ya sus ya da başka oda falan açalım. Ya hala anlamıyor musunuz? Birinin sağduyulu kalması lazım artık. Öyle başır kesik tavuk gibi koşturmak öyle sağduyulu kalmak değildir Nesli. Yeter artık, ver şunu. Onur, ver şunu. Ver, şirket birbirine girdi, duymuyor musun? Sakinleştirici iğne falan yapalım bence. Ne sakinleştiricisi? Ben kriz mi geçiriyorum? Ha? Ben kriz mi geçiriyorum sanıyorsunuz? Babam her zaman ne der? Ne der babam her zaman? Hayat durmaz. Hayat durdu kızım. Anlıyor musun? Hayat durdu. Baban şu anda ölüm kalım savaşı veriyor. Kendine gel artık. Hamit. Göksal o. Ona hiçbir şey olmayacağını buradaki herkes çok iyi biliyor. Duydunuz mu beni? Buraya gelecek. İş bilmezsinizi benim bahane ettiniz yiyecek. Duyacaksınız bunu, anladınız mı? Bana bir şey olmaz diyecek. Ona hiçbir şey olmayacak, anladın mı? Ona hiçbir şey olmayacak. Ver şunu. Ver, çalışmak istiyorum ben. Ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.